I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips are no so well the art of life. Aynı yerden bakmıyoruz diyelim. Herhalde sizin ilişkiniz herhalde böyle tanışma safhasındaydı. Yani haberler çıkınca da. Evet, aslında biraz da öyle oldu. Sağ olsun. Baraj dizisinin başrol oyuncusu bir an Damla Yılmaz bahçesinde otururken kameramıza takıldı. Ünlü oyuncu bizi kırmayıp soruları yanıtladı. Şimdi ben çekiyorum. Yaladın ama yine de. Evinizin bahçesinde oturuyorsunuz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Herhalde repo günleri bugün. Evet, bir repodayız, dinlenelim dedik biraz. O sırada işte siz de bir misafir oldunuz. Aynen. Burada konuşurduk aslında, niye oradan dedim ya? Oradan dedik, oradan dedik, hani birden bir bakalım size. Çok iyi yaptınız. Güzel oyuncu, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar ekrana dönen Baraj dizisine gelen tepkilerden memnun olduklarını anlattı. Şu anda iyi, biz gayet memnunuz aslında. Yani aslında pandemi girdiği için araya da hani bir tam başlamıştı. Aynen öyle. Dolayısıyla hani yine umudumuz var. Bence gayet de güzel gidiyor. Seyirci de hani çok şükür bizi bırakmadı. Gayet güzel bir şekilde onlar da izlemeye devam ediyorlar. Yılmaz, rol arkadaşları Burak Yörük ve Feyyaz Duman'la karantina döneminde de hiç kopmadıklarını belirtti. Hiç kopmadık da. Hani sürekli irtibattaydık. Gayet güzel gitti her şey. Hani Burak da Feyyaz da gerçekten ikisi de çok tatlı insanlar, çok iyi insanlar. Yani enerjimiz gayet güzel tuttu. Çok eğleniyoruz sette zaten. Hayranlarınızdan da herhalde zaten dizinin fragmanlarında falan altında birçok yorum geliyor. Evet. Onlar da aslında, o da çok güzel bir şey bence. Demek ki enerjimiz güzel bir şekilde yansıyor izleyiciye. Bir an Damla Yılmaz son dönemde Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Güzel oyuncu konuyla ilgili flaş bir açıklamaya imza attı. İlişkini soralım. Ne ilişki? İlker Bey'le. Yani ben aslında size şöyle söyleyeyim, hani o da söyledi arkadaşız diye. Ben de arkadaşız dedim. Ama öyle aynı bir noktadan baktığımız söz konusu değil. Olgunlaşmadın aslında. Yani hani ilişki. Yok öyle herhalde, değil. Aynı yerden bakmıyoruz diyelim. Herhalde sizin ilişkiniz herhalde böyle tanışma safhasındaydı. Hani haberler çıkınca da. Evet, aslında biraz da öyle oldu. Sağlık olsun. Hepimizin hayatında olan şeyler, eminim sende de aynı şeyler oluyordur şimdi. Benimkini karıştırma hemen. Yani sizin hayatınızı merak edilen taraf sizsiniz. Yani evet, aynı yerden bakmıyoruz diyelim. Bu kadar söyleyeyim. Ya olmadı yani. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, kırmadınız bizi. Ne demek, sağ olun.